En Kitaplık'tan merhaba. Değerli edebiyatçı yazar dostumuz Selahattin Yusuf'la beraberiz ve onun yine güzel bir tavsiyesi edebiyatımızın keşke daha uzun yaşasaydı da daha çok kitabını okusaydık dedirten isimlerinden Oğuz Atay ve Korkuyu Beklerken isimli eseri. Berna Moran, Oğuz Atay için hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı olarak tanımlıyor yazarı. Doğru. Ne dersin Selahattin? Çok haklı, çok haklı. Gerçek anlamda birey dediğimiz nesneyi Türk edebiyatına sokan yazar, romancı, hikayeci, öykücü. Hep söylerim, ikinci yeninin başarısını denemiş ilk romancıdır. Düz yazar, yazı yazarıdır. Yani nesircidir diyelim yani, nasirdir diyelim ya da eski dil daha kolay aslında bazı şeyleri tarif etmek için. Ne demek istiyorum? İkinci yeni birey denen şeyi ortaya çıkarmıştı. Bütün şubeleriyle, bütün nitelikleriyle aslında. Köküyle, saçağıyla, dalıyla filan. Bunu 1950'lerden sonra tekrarlayan, 1970'lerin başında tekrarlayan yazarımız Oğuz Atay'dır gerçekten de. Ankaralı bir, Ankaralı diyorum Kastamonu doğumlu ama Ankara'da yetişmiş evet, bir tabii. Mühendis. Tabii. Genelde Ankaralı ve mühendis çok anahtar haklısın. Kelimeleri bizi ayrı bir profile götürür. Çok haklısın. Bulunduğu şartlarda aslında bir küçük burjuva diyebileceğimiz bir ailenin terbiyeli bir çocuğu değil mi? Yüzüne bakarsan da Oğuz Atay öyle birisidir. Fakat o terbiye çerçevesinin içinde aslında o çerçeveyi parçalamış bir şey var. Edebiyat gücü, düşünce gücü var. Ve müthiş bir yetenek gerçekten. Yani 42 yaşında sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam ölmüş Oğuz Atay. Allah rahmet eylesin. Müthiş bir yetenek gerçekten. Çünkü biz modern edebiyatı biliyoruz. Modern edebiyat gene de klasik edebiyata benzer ve düz çizgi üzerinde neredeyse ilerleyen bir şeydir. Fakat modernist edebiyat, yani kendi kendini de yıkarak, çökerterek ilerleyen dil dediğimiz şey, o sarhoş dil, özel yaratıcılar gerektiren bir yetenek, kapasite yani. Bunu Türk edebiyatında Oğuz Atay başarıyor gerçekten, tutunamayanlarla. Benim seçtiğim şey Korkuyu Beklerken romanı. Hemen 1970'lerin başında tutunamayanlar, ondan sonra bu öyküler, hikayeler. Biliyor musun ne evet ne hayır hikayesi yüzünden seçtim Korkuyu Beklerken. Çünkü bu kitabın içindeki bu öykü, ne evet ne hayır öyküsü, biraz önce anlattığım dil meselesini kıra kıra ilerleyen, çökerte çökerte kendisini naks ederek, yani iptal ederek ilerleyen, sökerek, dil, değil mi? Sökerek, yapı söküm. Aynen öyle, sökerek ilerleyen bir dil ve sonuçta ortaya çok güzel bir sarhoşluk çıkarır. Kendinin farkındadır, son derece farkındadır. Sen uzaktan bakarsın ne olup bittiğine, bir manzara seyreder gibi. Orada birisi kendi kendini çökertmektedir. Yani Oğuz Atay'ın diline şahit olmak böyle bir tecrübe, lezzeti kazandırır insana. Bir hapishaneden işte 24 yaşında bir kahramanın, bir gazetenin Güzin abla tırnak içinde köşesine yazdığı bir mektuptur. Birisine aşıktır, onun haberi yoktur. Son derece Don Kişot lezzeti vardır tabii ki yani. Çok çok eminim Don Kişot'u çok sevdiğine Oğuz Atay'ın. Ve haberi yoktur. Tam bir Don Kişot karakteridir yani. Arkadaşları tuzağa düşürmüşlerdir işte, sevdiğine seni ifşa ederiz falan. Sevdiği de karşılıksız aşk. Zaten bir umut yok ama ona rağmen sevdiği için büyük bir belaya girer. Fedakarlıkta bulunur, bir para çalar, bir şey olur ve şeyin eline verir. Yan kesicilerin eline, mafyanın eline verir ve hapse düşer. Hapisten bir dert mektubu gelir şeye. Fakat iş şu ki, bu mektubu patolojik öğelerine ayırıp çözümleyecek ve telkinde bulunacak, bunu sağaltacak olan gazetenin köşe yazarı da, Güzin abla da yani tırnak içinde şeydir, o da delidir aslında. Yazarken fark ederiz. Şizofreniyi. Bakar mısın yani gözyaşları arasındaki kahkaha budur işte. Ve bunu Oğuz Atay bu inşa ediyor Türk Edebiyatı'nda. Esası Oğuz Atay bunun babası. Ve niye seçtin dersen bu şeyi. Yani bizim gibi insanlara, arkadaşlara, yazar, yazıyla, edebiyatla uğraşan insanlara bir sürü keçi boynuzu sirkülasyonu var ortalıkta. Metin gerçekten nedir? Metin duygusu nedir? Öykü, edebiyatın ilk birimleri nedir? Neler üzerinde durmalıyız? İyi bir yazı, metin ortaya çıkarabilmek için. Onun bir lezzetini hani bilmeyenlere tabii ki haddim olmayarak hatırlatmak istedim.
açıkçası. Şimdi Oğuz Atay bunu kaleme alırken 1970'ler İstanbul'unda veya Ankara'sında kim bilir yabancılaşma neye tekabül ediyordu? İnsanlar daha çok hangi duygularını, düşüncelerini susturuyordu bilemiyorum ama günümüzde de her dönem olduğu gibi o yabancılaşma, o birey çok olarak... Çok artmış durumda tabii. Değil mi? Tabii ki. Tabii. O zaman plaza yok Ömer. Tabii. Şey yok yani, o çok katlanmış vaziyette. 70'lerdeki sitemlere bakar mısın? Oğuz Atay bir sitem yani yaşadığı hayata. Ama bugün yaşasaydı muhtemelen gerçekten delirebilirdi yani Oğuz Atay, tahmin ediyorum. Bizim ama delirmememiz için neyse ki Korkuyu Beklerken eserini bırakmış bize. Bizim delirmememiz için kendisi yazmış. Kendisi yazmış değil mi? Evet. Ne mutlu ki yazmış ve ne mutlu ki sen de bize hatırlattın bu güzel eseri. Sevgili Selahattin Yusuf, çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Oğuz Atay ve Korkuyu Beklerken eseri okumayan herkese okumaya, okumuş olanları yeniden okuyup üzerine düşünmeye davet ediyoruz. Bir sonraki En Kitaplık'ta görüşmek üzere.